Yepyeni bir konuyla birlikteyiz gençler. Çok önemli bir konu bence. Ulaşım, ticaret, turizm konusu. Bir derste halletmeyeceğiz tabii ki ama şimdi ilk etapta bir ulaşımı görelim. Burada benim özellikle takıldığım bir nokta var. Karayollarında, bakın demir yollarında, deniz yollarında, hava yollarında arkadaşlar. ÖSYM'nin özellikle takıldığı bir yer var. İşte yük taşımacılığında hangisini kullanırsam daha ekonomik olur? Hangisi daha hızlı? Hangisi daha yavaş? En güvenlisi hangisi? Maden taşımacılığında en fazla kullandığım hangisi? Sebze meyve taşımacılığında en çok tercih ettiğim hangisi gibi böyle bir sürü soru tipi var arkadaşlar. Bu bölgede resmen soru kaynıyor arkadaşlar. Onun için burada çok dikkatli dinlememiz lazım. Küçük eksiklerimiz varsa mini mini notlar da alabilirsiniz arkadaşlar videomuzu durdurarak. O zaman başlayalım arkadaşlar karayollarından. Sevgili arkadaşlarım, sadece Türkiye'de değil dünyada bile en yaygın ulaşım sistemi karayollardır arkadaşlar. Karayollarında arkadaşlar bilmemiz gereken önemli bir şey var. Türkiye'de en fazla kullanılan, en yaygın kullanılan ulaşım sistemi arkadaşlar karayolları. En fazla kullanılır. Hem yaygın bir de kullanma sıklığına baktığımız zaman çok daha fazla. Türkiye'de, bakın Türkiye içerisinde bölgeler arasında en fazla yolcuyu da en fazla yükü de karayollarıyla taşırız arkadaşlar. Hocam biz deniz yoluyla ithalat ihracat yapmıyoruz ama o dış ticarete giriyor. Benim dediğim ise arkadaşlar ülke içerisinde yük de yolcu da en fazla neyde kullanılır arkadaşlar? Karayollarıyla. Bak bunu bilelim. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Karayollarının sıkıntısı arkadaşlar çok riskli. Bakın çok riskli bir ulaşım sistemi bu. Yani o kadar riskli ki şöyle taşınan yolcu sayısıyla ve kaybedilen yolcu sayısını düşünelim kazalarda. En fazla karayollarında olur arkadaşlar. Yani kolay kolay uçak düşmez. Tren kazası çok nadirdir. Geminin batması kısmen daha nadirdir. Ama karayollarında arkadaşlar trafik kazasının olmadığı bir gün yok yani. Yani şimdi inisiyatif bir kişiydi, anladınız mı? Hani burada insanoğlu sonuçta. Şimdi bir uçak öyle değil ama arkadaşlar. Uçakta tamam diyeceksiniz düştüğü zaman hocam riskli falan. Hayır, uçak en güvenlisi. Biz bunu böyle kabul edeceğiz. Normalde tamam uçak kazasında kurtulmak zor ama olmuyor kolay kolay. Ama karayolu öyle değil ki arkadaşlar. Şoför kulağını kaşısa otobüs kaza yapar yani her şey olabilir. Ondan dolayı en riskli ulaşım sistemi olarak geçer. Sebze ve meyveyi en fazla bununla taşıyoruz. Neden? Çünkü bozulur. Ben eğer sebze ve meyveyi zamanında istediğim yere götüremezsem başka bir yerde beklemeye alırsa bir katı yük gibi oraya gidene kadar zaten bozulur arkadaşlar. Ondan dolayı sebze meyve taşımacılığında birinci sırada. Yük ve yolcu da arkadaşlar dediğimiz gibi birinci sırada. Benim şurada bir ifadem var. Dış ticaret açığında temel sebep. Dış ticaret açığında temel sebep karayolları. Hocam neden? Bizim dış ticaret açığımız ya da ÖSYM'nin tabiriyle cari açığımızda en büyük sebeplerden bir tanesi karayolları. Ne ilgisi var hocam? Şimdi karayollarını çok sık kullandığımız için bir kere otomobil alıyoruz, araba alıyoruz, araç alıyoruz. Bizim yok, kendi fabrikamız yok. O bir. İkincisi, bunlara yakıt alıyoruz arkadaşlar. Yakıt aldığımız zaman bu sefer hani petrol alıyoruz. Düşünün yani Türkiye'nin toplam kullandığı petrolün %15'i ancak bizde var. %85'ini dışarıdan almak zorunda kalıyorum. Bu yüzden dış ticaret açığının temel sebebi. Peki neye geçersem, hangi ulaşım sistemine ağırlık verirsem bu açık biraz olsun azalır. Hangisi olur? Demir yolları arkadaşlar. Sebebi şu arkadaşlar. 50 tane otobüsün taşıyacağı yolcuyu bir trenle taşırız arkadaşlar. 50 tane otobüs almamış oluruz. 50 otobüse yakıt almamış oluruz. Ne olur? Bunlar hep bizi kâra sürükler arkadaşlar. Bu da bizim için iyi bir şeydir. Bunun devamında karayollarıyla biz hani komşu ülkelere de giriş çıkış yapabiliyoruz. Gerek ticaret gerek normal seyahatlerimizde. Burada önemli sınır kapıları var. Hepsini bilmemize çok gerek yok ama mesela doğuda en hareketli sınır kapısı Irak'la Habur. Habur sınır kapısı arkadaşlar. Habur sınır kapısı doğuda en hareketli sınır kapımız. Batıda ise en hareketli sınır kapımız arkadaşlar Bulgaristan'la arkadaşlar Kapıkule'dir değil mi arkadaşlar? Bunu bu şekilde bilelim. Bu arada Irak'la aramızda bir sınır kapısı daha var. Üzümlü sınır kapısı. Üzümlü, Hakkari'de Üzümlü ya da Derecik sınır kapısı arkadaşlar vardır. Bazı sınır kapılarımızda
siyasal sorunlardan dolayı arkadaşlar, aramızdaki gerginliklerden dolayı sınır kapıları kapanmıştır. Mesela Ermenistan'la şu anda açık bir sınır kapımız yoktur arkadaşlar. Alican sınır kapısını duydunuz mu? Alican. Mesela bugün kapalıdır. Çünkü aramızda siyasi sorunlardan dolayı kapalı tutulmuştur. Ara ara Bulgaristan'da şu an yok ama yaşanılan gerginliklerden dolayı oradaki sınır kapılarında da arkadaşlar kısmen bazen kapandığını görüyoruz arkadaşlar. Ama unutmayın, Türkiye'yi doğuda besleyen sınır kapısı Habur, Irak sınır kapısı. Batıda ise giriş çıkışın en fazla olduğu sınır kapısı Kapı Kule sınır kapısıdır arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli, bunları bilelim. Altta bir sorun var. İlk sınır ticareti yapılan sınır kapısı hangisidir arkadaşlar? Hocam sınır ticareti nedir? Gençler sınır ticareti şudur. Karşılıklı olarak ihtiyaç sahipleri, karşılıklı köyler, beldeler, şehirler neyse onlara belli bir müddet süre verilir. Mesela derler ki önümüzdeki 15 gün içerisinde yapacağınız ticaretlerde çok düşük gümrük vergileri alacağız diyorlar. Normalde gümrüklerde müthiş oranda bir vergi alınır arkadaşlar. Hani bazı ürünler dışarıda ucuz diye gidip almaya çalıştığımızda evet ucuz alıyoruz ama gümrükler ülkemize soktuğumuz zaman verdiğimiz vergiyle hesaplarsak ülkemizden daha pahalıya geliyor. İşte bazı dönemlerde bu olmuştur. Peki bunun ilk gerçekleştiği sınır kapısı hangisidir? İlk sınır ticareti. Bakın 1975 ile 1980 yılları arasında bir petrol krizi var. Petrol krizinde arkadaşlar birçok ülke petrolünü temin edemiyor. Biz de arkadaşlar İran'la Gürbulak sınır kapısıyla arkadaşlar Gürbulak sınır kapısıyla ilk sınır ticaretini yaptık arkadaşlar. İlk sınır ticaretimiz neredeymiş? İran Gürbulak sınır kapısı arkadaşlar. Burayı sakın olsun unutmuyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Bakın buradaki haritaya bakın arkadaşlar. Burası da özellikle son bir yıldır hiç televizyonlarda, haberlerde, gündemde hiç düşmez bu. Çünkü son dönemlerde Türkiye'de ulaşıma yapılan yatırımlar artmış. Yeni geçitler yapılıyor. Yeni köprüler açılıyor. Bundan dolayı arkadaşlar işte en uzun hangisi hocam? En kısa hangisi? En uzun paralı yolu hangisi? İşte tamamlandığında en uzun bu olacakmış gibi böyle bir sürü soru tipi var arkadaşlar. Şimdi ben size öncelikle şunu söylüyorum. Bakın geçitlerle ilgili benim size söyleyeceğim ilk şey şu an kullanılan geçitlerden en uzunu Ordu Fatsa'da Nefise Akçelik. Ordu Fatsa'da Nefise Akçelik geçidi arkadaşlar. 3820 metre. 3820 metre. Bazı arkadaşlar özellikle yayınlarda da bu var. Hocam en uzunu Samanlı değil mi? Ama haklılar. Neden şimdi Samanlı diyenler var? Ben size söyleyeyim. Samanlı tüneli açıldığında, diğer adı Orhan Gazi tüneli arkadaşlar. Burası açıldığında gazeteler, haber bültenleri Türkiye'nin en uzun geçidi açıldı haberlerini yaptılar. Şimdi böyle de olunca bu sefer soru bankalarına ya da farklı yerlerde, internet üzerinde ders anlatan arkadaşlar da belki biz de aynı hatayı yapabiliriz. Normal bir şey bu. Biz de en uzununu hani Samanlı demiş olabiliriz. Anladınız mı? Ama biz başından beri hani yayın olarak her zaman dedik ki hayır en uzunu Samanlı değil. En uzun tünelimiz hangisi arkadaşlar? Nefise Akçelik arkadaşlar. Bunu özellikle bastıra bastıra söyledik. Bakın bu konuda mesela bana gelen mesajlarda hocam diyor soru çözdüm diyor. En uzun Nefise Akçelik demiştiniz ama Samanlı tüneli diyor. Bakın buyurun diyor. Hatta yayında bu diyor. Adam böyle örnek gösteriyor. Artık arkadaşlar biz bunlardan yorulduk biraz. Dedik ki gelin arkadaşlar. Benim dememle senin demenle olmasın. Bu ülkenin bir karayolları var değil mi? Karayolları da her geçidin girişinde metresini yazar. Ben bizzat bu tartışmayı ortadan kaldırmak için buyurun sıraytıma bakın. Motoruma bindim. Bakın motorum burada. Gittim Ordu'ya. Ordu'daki geçide bakın. Nefise Akçelik. Uzunluk kaç? 3820 metre. Doğru mu? Gördünüz mü? Güzel. Peki gelin Orhan Gazi'ye bakalım. Kaç? 3586 metre. Hocam bu tabelalar ne zaman yapılmış? Yeni. Şu an bu tabelalar var. Buyurun. Gittim bizzat baktım. Buyurun size sunuyorum arkadaşlar. Sınavda sorulursa. Türkiye'de kullanılan en uzun geçit, en uzun tünel. En uzun tünel hangisi derse Ordu Nefise Akçelik diyeceksiniz arkadaşlar. Sakın. Sakın yanlış yapmıyoruz arkadaşlar. Peki hocam Samanlı tüneli içinde bir şey diyorlar. Samanlı tüneli en uzun geçit değil. Samanlı tüneli en uzun
Otoyol tüneli. Otoyol ne demek? Paralı yol arkadaşlar. En uzun otoyol tüneli. Otoyol ne arkadaşlar? Otoban diyoruz ya, otoban. Hız sınırları daha yüksek. Daha geniş standartlarda, Avrupa standartlarındaki yollarda. Şu an Türkiye'de en uzun otoban tüneli Samanlı tüneli. Ama en uzun tüneli derse, otobanı eklemezse ya da otoyolu eklemezse aynı şey. Nefise hapçekleyeceksiniz, bilginiz olsun arkadaşlar. Ha, zaten Ovit tüneli Rize ile Erzurum arasında yapılıyor. Bayağı eski dayanıyor arkadaşlar. Bir gazete haberinde okudum arkadaşlar. Tarihçiler bunu daha iyi bilir. Değerli hocam Cavit Ardıç hocamla da bu konuyu hiç aslında soramadım ama gazete haberinde diyordu ki Ovit tüneli 19 başbakan eskitti. Yani günümüzden 19 başbakan eskiye gidiyorsunuz. Ha, bakın ilk kazma çok eskiden vurulmuş. 19 başbakanın önce vurulmuş ama hala daha tamamlanamamış. Eğer bu tamamlanırsa Ovit tüneli Türkiye'de en uzunu olacak. Hocam kesin mi? 14 kilometre arkadaşlar. Hepsini toplasanız belki bu kadar eder. Anladınız mı arkadaşlar? Bu kadar yani. Onu söyleyeyim ben size. Bu da arkadaşlar tamamlanırsa en uzunu olacak. Bilginiz olsun. Ben şöyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Adam size boş bir tane harita verir. Harita üzerinde de mesela Akdeniz bölgesinde noktalar koyar, numaralandırır 1, 2, 3, 4 diye. Der ki numaralandırılan yerlerde bulunan geçitlerin isimlerini sırasıyla denkleştirin, eşitleyindir. Hani karşılaştırın. Nasıl yaparsınız? Haritamıza bakar mıyız arkadaşlar? Şu kısmı diyorum, bakın şu kısmı. Şu kısımda bana batıdan doğuya doğru, batıdan doğuya doğru geçitleri söyler misiniz? Bakın. Çubuk, Sertavul, Gülek, Belen. Doğru mu? Çubuk, Sertavul, Gülek, Belen. Peki hocam nasıl sıralayacağım? Gelin ben size bir şifre vereyim. Bakın nasıl yapıyorum. Bak ilk harflerini renklendirdim zaten. Çok sayıda geçit bulunur. Çok sayıda geçit bulunur. Çubuk, Sertavul, Gülek, Belen. Doğru mudur? Güzel. Ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bakın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olabilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 2 sene önce derse girmiştim arkadaşlar. Yine bu ders konu işlerken. Tabii Ramazan ayı arkadaşlar. Millet oruçlu. Son dersler. Gece dersleri diyebilirim neredeyse. Akşam 9-10 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii millet iftarını yapmış gelmiş arkadaşlar. Tabii gün içinde bayağı bir susuzluk çekmiş ya. Kızım biri dedi ki hocam dedi ben bir şifre yaptım dedi. Ne dedim? Yapmış çok susadım geberiyorum. Bakın. Çok susadım geberiyorum. Yani o sıralamayı arkadaşlar şimdi tarzınızı bilmediğim için arkadaşlar hangisini uygularsanız uygulayın. Çok sayıda geçit bulunur en kolayı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olabilir. Ama diğeri için de arkadaşlar şu an konuşmak istemiyorum. Bunu öncelikle belirteyim. Devam ediyorum arkadaşlar. Trabzon'la Gümüşhane arasında ne var? Zigana var. Erzurum'la Bayburt arasında KOP var. İzmir Aydın arasında otobandan giderseniz ama paralı yoldan giderseniz 75. yıl Selatin tüneli var. Selatin. Selahattin değil. Sakın. Selatin. Selatin tüneli arkadaşlar. Sultanlar şehri demek arkadaşlar. 75. yıl Selatin tüneli arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var. Arkadaşlar gördüğünüz motorumu. Bu arada arkadaşlar plakamızı lütfen okumayın. Çünkü motor emanet arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldim demir yollarına. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu slayt çalıntı bir slayt. Bunu söylemeden edemedim çünkü. Hatta hocamın adını karalayayım mı dedim. Oraya bir şey çekeyim mi dedim falan. Sonra dedim görecek. Bir gün Face'ine girdim. Baktım ki çok güzel bir şey var. Cavit Ardıç hocam tarih derslerinizi anlatıyor. Tanıştınız muhtemelen. Evet teşekkür ediyorum anladım. Hocamızdan ben bunu aldım arkadaşlar. Haberi yok. Ama söyleyeceğim çok yakın bir zaman sonra. Burası benim çok hoşuma gitti. Neden? Aslında bu biraz tarihle ilgili. Hani hangi demir yolu ne zaman yapılmış, kimlerin desteğiyle yapılmış bu anlamda önemli. Ama bunu böyle toplu olarak görünce dikkatimi çekti. Ben sizlerin de sadece tarih, coğrafya için değil, tarih için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önce şuradan başlayayım arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde demin de size Anadolu'da, Anadolu Yarımadası'nda ilk demir yolu ağı hangi iller arasına yapılmıştır arkadaşlar? İlk demir yolu ağının yapıldığı yer İzmir Aydın arkadaşlar. İlk demir yolu İzmir Aydın. Ama Osmanlı Devleti'nde ise ilk demir yolu ağı Osmanlı'da Mısır'da yapılmış Kahire ile İskenderiye arasında.
Kahire ile İskenderiye arasında yapılmıştır. O Osmanlı'da ilk. Anadolu'da ilk ise İzmir, Aydın arasında yapılmıştır arkadaşlar. Bakın hocamız da burada çok güzel açıklamış. Lejantı çok harika. Rus yönetimi veya işgalinde yapılanlar demiş. Bakın arkadaşlar. Bak Erzurum-Kars arasında. Yine 1938'de yapılmakta olanlar. Yani bakın Erzincan-Erzurum arası arkadaşlar. Yapılması 1938'de düşünülen yerler ki bunların çoğu yapılmış arkadaşlar zaten. Ondan dolayı bu slaytı bence bir ekran görüntüsü alıp ara sıra incelemenizde fayda var ki böyle bir soru da arkadaşlar geldi yine de gelir yani. Coğrafyada da gelir, tarihte de gelir arkadaşlar. Biz bu işte Rus yönetimi ya da Cumhuriyet dönemi yapılan bunlar değil de bizde ilkler daha çok önemli. Onu o şekilde bilelim arkadaşlar ama tarihte de müthiş bir kaynak diyorum bence burası. Hocamın ellerine sağlık. Şimdi geldim demiryolu bağlantılı limanlar arkadaşlar. Demiryolunun özelliklerine gelmeden önce şu görsellere bir bakalım arkadaşlar. Demiryolu bağlantılı limanlarımız ne demek biliyor musunuz? Adam soruyu şöyle sorar. Der ki aşağıdaki limanlardan hangisine yük taşımacılığı yapıldığında karayolu kullanılmadan limandan sonra karayolu kullanılmadan doğrudan demiryoluyla taşıyabileceğim bir liman söyleyin bana der. Yani hangisinin demiryoluyla bağlantısı var sorusudur bu. Samsun'da demiryolu bağlantısı var. Orta Karadeniz, Engebaz. Zonguldak'ta var. İstanbul, Gebze, İzmit hattında zaten arkadaşlar var. Tekirdağ'da var. Bu arada Tekirdağ'da Türkiye'nin deniz yolları değil ama arkadaşlar dayanamadım söylemek istiyorum. Tekirdağ'da bu sene açılan bir liman Türkiye'nin en büyük konteyner limanı açıldı. Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük konteyner limanı açıldı arkadaşlar. Bunu lütfen bilelim arkadaşlar. Bandırma'da var arkadaşlar. Ali Ağa'da var. Ali Ağa'da niye özellikle yapılmış arkadaşlar? Ya Ali Ağa'da arkadaşlar malum orada hani petrol rafinerisi falan var. Orası sanayinin toplandığı bir alan yani. Yine İzmir'de var arkadaşlar. Akdeniz'deyse bakın Antalya limanında falan yok arkadaşlar. Nerede var? Mersin'de var. İskenderun'da var arkadaşlar. Buralarda da bunlar demiryolu bağlantılı limanlarımız arkadaşlar. Dikkatli şekilde bakalım. Değerli arkadaşlarım, deniz yolunu şöyle yapalım arkadaşlar. Deniz yolu en yavaş ulaşım sistemidir. Ama çok güvenlidir arkadaşlar. Deniz yolu çok güvenlidir. Yük taşımacılığında en ucuzdur. Hocam niye diyorsunuz? Gençler, bakın buradaki mantık değil. Bir seferde daha fazla yük taşıyabiliyorsan ekonomik olur. Mesela 10 tane kamyonun taşıyacağı yükü bir tane tren taşır. Doğru mu? O zaman demiryolu karayolundan daha ekonomik mi? Ekonomik. 10 tane trenin taşıyacağı yükü de bir tane gemi taşımaz mı? O zaman deniz yolları yük taşımacılığında daha ucuz, fazla değil. Birkaç sene önce ÖSYM'nin sorduğu bir sorudur arkadaşlar. Bizim dış ticarette, ithalatta ve ihracatta en fazla kullandığımız da arkadaşlar deniz yoludur. Maalesef Türkiye'de çok fazla gelişme gösterememiş arkadaşlar. Bu da sanayinin gelişmesine paralel olarak da gelişimi artacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi ben aşağıda bazı cümleler kurdum arkadaşlar. Onların cevaplarını şöyle bir bulmaya çalışalım. En büyük ithalat ve ihracat limanımız hangisi? Hemen oradan bağırıyorsunuz biliyorum. Hocam en büyük ihracat İzmir, ithalat İstanbul diyenler var. Doğru mu? Gençler ihracatta da ithalatta da liman olarak ikisinde de birinci olan liman İstanbul. Hocam nasıl olur? Son bilgi. Bakın bunlar TÜİK verileri arkadaşlar. Sakın itiraz etmeyin lütfen. Lütfen. En büyük ithalat ve ihracat limanımız ikisinde de İstanbul. En fazla çalışan, yıllık işlem hacmi en fazla olan İstanbul. Hinterland'ı en geniş olan demek, ulaşım ağı en geniş olan. Boğazları var, Avrupa'ya açılan kapılar var. Hocam İzmir değil mi? İstanbul'un Hinterland'ı daha geniş. Onun için diyorum ki arkadaşlar şuraya baktığımız zaman ilk üçünün cevabı ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? İstanbul arkadaşlar. Güzel. Yükleme boşaltma alanı en geniş. Değerli arkadaşlar, hangi limanımızda, lütfen bakın burayı iyi dinleyin. Hangi limanımızda daha fazla yükleme boşaltma yapılır derse, daha fazla yükleme boşaltma yapılır derse İstanbul. Doğru. Ama ben ne demişim? Yükleme boşaltma alanı en geniş. Öyle bir liman var ki uzayıp gidiyor. Aynı anda 50 tane, 100 tane gemi bile yanaşabilir. Öyle bir liman. Hangi liman arkadaşlar bu liman? Yükleme boşaltma limanı en geniş olan limanımız hangisi?
Belki çok yoğun da kullanılmıyor ama arkadaşlar Mersin Limanı. Mersin. Serbest ticaret limanımız arkadaşlar, serbest ticaret limanı dediğimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Düşük gümrük vergileriyle ticareti canlandırmak. Dostlar alışverişte görsün. Yani mesela piyasa durgunlaşmasın, dönsün. İlla da para kazanmak amacıyla değil arkadaşlar. Serbest ticaret limanımız Mersin. Bakın sıvı yük taşımacılığında önemli olan limanlar dediği zaman ne anlıyorsunuz siz? Sıvı yük taşımacılığı demek, ben sizin yerinizde olsam sıvı yükten kastımız petroller. Bunlar hangi limanlar olur? Yani rafinerilerini düşünün. Arkadaşlar Ali Ağa doğru mudur? Ali Ağa Limanı doğru. İzmit Limanı ve arkadaşlar Mersin. Bakın rafinerileri düşünüyorum arkadaşlar. Rafinerileri. Bunlar da arkadaşlar sıvı yük taşımacılığında önemli olan limanlarımız. Zaten demiryolu bağlantılı limanları da arkadaşlar az önceki görselimizde gördünüz. Çok da önemli olduğunu söyledim. Emin olun ki şurada demiryolu bağlantılı limanlarla ilgili bir soru gelmedi. Bakın çok açık konuşuyorum. Ben bugün sınav sorusu hazırlasam deseler ki güzel bir deneme hazırla. Ben bunu denemeye koyarım arkadaşlar. Demiryolu bağlantılı limanları da dediğim gibi sorarım ama. Anladınız mı? Karayolu kullanılmadan doğrudan demiryolu derim. Onun için burası arkadaşlar şu sorular gerçekten bizim için çok önemli arkadaşlar. Küçük notları da aldıysanız çok sevineceğim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım hava yoluna bakıyoruz. Hava yolu. Hava yolu en hızlı ulaşım sistemidir. Doğru mudur? En hızlı, en modern, en pahalı yük ve yolcu taşınır. Hocam peki daha ne taşınacak ki? Yani şunu diyorum sadece kargo uçakları da var. Sadece yolcu için nasıl varsa kargo uçakları da var. Bunun en önemli özelliği dünyada en güvenli ulaşım sistemi kabul edilir arkadaşlar. Uçak düştüğünde genelde ölü sayısı sorulmaz biliyor musunuz? Allah göstermesin. Uçak düştüğünde arkadaşlar kaç yolcusu varmış derler. Hemen ilk soru kaç yolcusu varmış? Kaç kişi öldü denmez. Kaç yolcusu varmış? İşte 232. Bitti. Yani sormazlar ki kurtulan var mı sorulmaz. Kurtulan olmamış mı dünyada? Nadir arkadaşlar. Çok nadir insanlar kurtulmuş ama düştüğü zaman tehlikeli ama düşmüyor ki yani. Düşmüyor yani. Hani uçaklarda günde binlerce sefer düzenleniyor her yıl arkadaşlar. Uçak kazaları çok fazla sıklıkla görülmüyor. Onu söyleyeyim. Uçaklarda arkadaşlar hava yolları turizm sektöründe çok önemli arkadaşlar. Yani gerek iç turizmde gerek dış turizmde arkadaşlar birinci sırada kullanılır. Bir de şöyle bir ifade var. Bakın şurayı duydunuz mu? İlk bölgesel. Hocam bu ne demek bölgesel? Gençler şimdi Türkiye her ile havaalanı yapamaz. Bir havaalanının maliyeti ne kadar fazla biliyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla. Yani onu hesaplayamayız bile. Şimdi ama şunu yapabiliriz mesela. Öyle bir yere havaalanı kurarım ki 2-3 ili birden idare edebilir. Mesela Türkiye'de ilk bölgesel havaalanı Kütahya Zafer Havaalanı. Hangi iller için yapılmış? Kütahya için yapılmış. Afyon için yapılmış arkadaşlar. Ve Uşak için yapılmış. Üçünün ortasına kurulmuş arkadaşlar. Üç aşağı beş yukarı. Üçüne de hizmet ediyor. Buradaki amaç tasarruf arkadaşlar. Şimdi üç ile de ayrı ayrı havaalanı yaparsak belki uçaklar kar da edemez arkadaşlar. Uçaklar boş gidip gelebilir. Anladınız mı? İlk bölgesel havaalanımız Kütahya Zafer Havaalanı'dır arkadaşlar. Bunu bilelim. Yine arkadaşlar bakın orgi dediğimiz bir olay var. Hatta orgi kötü bir anlama geldiği için arkadaşlar sildim ben. Niye o zaman yazdınız orgiyi? Arkadaşlar şundan dolayı hani orgi diye bilinir ya artık orgi değil onun adı arkadaşlar nedir? Onun adı nedir? Ogudur. O ne hocam? İlk denizin içerisine yapılan havaalanıdır. Denizin içi doldurulmak suretiyle Ordu Giresun arasına bir pist yapılıyor. Arkadaşlar şimdi hatta aktif biliyorsunuz. Yeni adı Ogu oldu. Siz Ogu bileceksiniz. Hocam Ogu ne ya? Ogu Ordu Giresun Ulaşım arkadaşlar. Ordu Giresun Ulaşım arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilelim. Şu anda hatta arkadaşlar Rize ile Artvin arasına da bakın notumuzu almışız. Rize ile Artvin arasına da arkadaşlar böyle bir havaalanı yapılmak için çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Dünya nazarında düşündüğümüz zaman Türkiye'nin en çok gelişen ulaşım sistemidir arkadaşlar. Hakkari Yüksekova'ya yapılan Selahattin Eyyubi Havaalanı da çok yakın bir zaman önce ilk kez
bir sivil uçağı ağırladı arkadaşlar. Yani askeri havaalanı olarak kullanılıyordu bir müddet. İlk kez sivil uçak da oraya indi arkadaşlar. Bunu bilelim. Peki Türkiye'de en büyük kargo havaalanı hangisidir? Türkiye'de en büyük kargo havaalanı hangisidir? En büyük kargo havaalanı hangisidir arkadaşlar? En büyük kargo havaalanı arkadaşlar Şanlıurfa arkadaşlar. Şanlıurfa'ya buradan selamlar arkadaşlar. En büyük kargo havaalanımız arkadaşlar Şanlıurfa'dır arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, buraları çok iyi şekilde tanımlamamız lazım. Bizler için çok önemli gerçekten. Süper sorunun geldiği alanlar arasında arkadaşlar. İnşallah bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak arkadaşlar.